Merhaba sevgili arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte geometrik cisimlerle alakalı soruları çözeceğiz. İki alıştırma sayfasını çözeceğiz. İlki prizmaların giriş kısmı, orası biraz kolay olduğu için hemen halledeceğim hızlıca orayı. İkincisi de sevgili arkadaşlar, silindirin alanı. Daha çok silindirin alanına odaklanacağım. Eğer hazırsanız haydi videoda başlayalım. Şimdi öncelikle bu sayfa kaç oluyor? Sayfa 243'te başlayalım hızlıca. Şimdi bunların hepsini uzun uzun yazmayacağım. Söyleyeceğim sadece. Aşağıdaki prizmaları inceleyiniz. Bu prizmaların benzer ve farklı yönlerini yazınız demiş. Burada neyden benzer bahsedebiliriz? Mesela şu iki tane prizma. Bunlardan biri dikdörtgenler prizması, diğeri kare prizması. İşte köşe sayısı ne diyebiliriz? İşte ikisinde 8 köşesi var. 8 köşe. İşte kaç? 12 ayrıt. Ayrıt dediğimiz şey iki boyutlularda kenar, üç boyutlulardaki kenarın ismi ayrıt oluyor. 8 köşe, 12 ayrıt, kaç yüzey var? 6 yüzey var. Değil mi? Farklılıklar. İşte dikdörtgenler prizmasında kare prizmada olabilir mi o? Onu bilemedim bak şimdi. Acaba hangisi? Yeşili mi kare prizma dedi yoksa yeşili mi dikdörtgen? Bence yatay olduğu için bunu maviye dikdörtgenler prizması olarak düşünmüş olabilir. Farklılıkları ne? Dikdörtgenler prizmasının 3 farklı uzunlukta ayrıtı var. İşte küpün ne? Tüm ayrıtları eşit aynı uzunlukta. Tüm ayrıtları eşit uzunlukta diyebiliriz. Evet, aklıma gelen bunlar. Şimdi şunu kare prizma olarak alıyorum. Yeşilleri kare prizma olarak alıyorum ben. Mavileri dikdörtgenler prizması. Yine aynı şekilde 8 köşe, işte 12 ayrıt, 6 yüzey benzerlikleri olabilir. Farklılıkları ne olur? İşte dikdörtgenler prizmasının 3 farklı uzunlukta ayrıtı var. Ama kare prizmanın ne? Taban ayrıtları eşit yükseklik farklı diyebiliriz. Yükseklik farklı diyebiliriz buraya. Şimdi üçgen prizmada bu ikisinin benzerliği var mı diye düşünüyorum. Bu ikisinin benzerliği, yüzey sayısı da farklı. Ne var? İkisinde tabanı var diyebiliriz. Yani alt taban, üst taban var. Ancak benzerlik o olabilir. Başka bir benzer yanı yok. İşte farklılıkları ne? Köşe sayısı farklı. Ayrıt sayısı farklı. Efendim, yüzey sayısı farklı. Mesela üçgen prizmada 5 yüzey var. Çünkü üçgen olduğu için yanlarda açıldığında 3 tane dikdörtgen kalmış oluyor. İşte farklılıkları başka ne? Kenar uzunlukları, ayrıt uzunlukları farklı olabilir. Şimdi geldik üçgen prizmayla. Bu kare prizmaydı. Yine dikdörtgende de üçgen prizmada da aynı şeyleri buraya tekrar yazabiliriz. Farklı benzerlikleri bence yok yani. Evet, ikinci soruyla devam ediyoruz. Bakalım ikinci soruda ne demiş bize? Aşağıdaki tablodaki kutulara uygun ifadeleri yazınız demiş. Prizmanın adı, dikdörtgenler prizması, işte yüz sayısı kaç tane oluyor? 2, 4, 6 tane yüz var. Köşe sayısı 8, ayrıt sayısı 12, eş ve paralel olan yüzler 2, 4. Ne diyelim buna? Eş ve paralel olan yüzler, eş ve paralel olan ayrıtlar. Bunu ne demek istemiş? Sayısını mı vermiş? Ama şimdi karşılıklı olanlar hep birbirine eşit. Eş ve paralel olan yüzler tek tek yazacak mıyız acaba? A, B, C işte. Bunu bilemedim ama mesela karşılıklı yüzeyler, tabanlar, işte şu yanlar, işte ön ve arka, bunlar hep birbirine paralel oluyor. Eş ve paralel olan yüzler. Yine aynı şekilde eş ve paralel olan ayrıtlar da mesela FG ile EH. AD mesela BC, bu dörtlü hem eş hem de birbirine paralel olmuş oluyor. Bunları herhalde tek tek kenar kenar yazacağız. İşte bunları artık tek tek kenar kenar yazarsınız. Ben birincisi için yazayım o zaman tek tek. Mesela eş ve paralel olan yüzler demiş. O zaman paralel olan ne var? EFGH. EFGH ile ne olmuş olacak işte? ABCD. ABCD mesela. Bu bir tanesi. Sonra şu soldaki ve sağdaki GCFB, GCBF ile kim olmuş olacak mesela? Tam karşısı ADHE diyelim. ADHE olacak orası da. ADHE. Diğeri de işte ön yüz ABFE ile. ABFE tabii sığmadı benim. Neyse onu da şuraya yazayım. ABFE.
FE ile kim olacak? Arka yüz DHGC. DHGC. Yani bunları yazmazsanız bile söyleyebilirsiniz de. Tekrar söylüyorum. Diğerleri için yazmayacağım. Vakit almaması için benim adıma. Ama siz eğer şeyse yazarsınız. Şimdi paralel olan ayrıtlar, yani kenarları da yazalım. İşte EH, AD, BC, FG. EH doğru parçası, virgül. İşte AD, değil mi? Doğru parçası, virgül. GF doğru parçası ve son olarak da BC doğru parçası. Burayı yazdık. Tamam. Bir de kendi arasında paralel olan diğer ayrıtlarımız kimler? Onlar da şu uzunlar. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle dörtlü. Son olarak da bunu da siyahla göstereceğim. Şöyle FB, GC, DH, AD. Onları da siz teker teker yazarsınız arkadaşlar. Ben vakit almasın diye, diğer sorulara da vakit kalsın diye tek tek yazmayacağım. Şimdi bu durumda bu prizmamızın ismi, ikincisinin üçgen prizma oluyor. Yüz sayısı 5 tane. Çünkü 3 tane yan yüzey var, 2 tane taban var. Köşe sayısı 6, ayrıt sayısı 3, 6, 9. Eş ve paralel yüzler demiş. Sadece bu kolay. Bununki neden kolay? Sadece üçgenler. Yani ADF ile ADF üçgeni ile ne var? CBE. BEC ya da fark etmez. BEC üçgeni. Bu kadar. Bunda tek var, o yüzden yazdım. Eş ve paralel olan ayrıtlar demiş. Burada da 3 tane var. BC ile AD. İşte sonra BE ile AF, CE ile DF yazabilirsiniz. İkinci varyasyon olarak da DC, AB, FE. Bunlar hem paralel birbirine hem de şey oluyormuş oluyor. Siz söyleyin adını. Eş uzunlukta olmuş oluyor. Şimdi bunu yazmıyorum dedim. Bu sizde dedik. Diğerine geçtik. Bu ne oluyor? Küp. Özel ismimiz küp. Yine aynı yüz sayısı 6 tane, köşe sayısı 8 tane, ayrı sayısı 12 tane, dikdörtgenler prizması gibi. Yüzeyleri tek tek dikdörtgenler prizmasındaki gibi karşılıklı olarak yazacağız. Kenarları da yine dikdörtgenler prizmasında olduğu gibi. Çünkü 12 tane ayrıt varsa buraya 12 tane şey yazmış olmamız toplamda lazım. İşte 6 tane yüzümüz olduğu için mesela yukarıdakinde şurada toplam 6 tanesini ikişer ikişer eşleştirmiştik. O şekilde olacak. Bu şeklimiz kare prizma. Bu kare prizma diyelim. Kare prizmanın da yine 6 yüzeyi var, 8 köşesi var, 12 ayrıtı var. Yine burada da bu 6 yüzeyi buraya teker teker eşleştireceğiz. 12 ayrıtı da buraya paralelliklerini yazacağız. Yine dikdörtgenler prizması da olduğu gibi. Geldim bu kaçgen? 3, 4, 5gen prizma. Çünkü tabanımız beşgen şeklinde. Şimdi bunun ne oluyor? Kaç köşesi var? Yukarıda 5, aşağıda 5, 10 köşe var. Kaç yüzey var? Yanda 5 tane var. 6, 7 köşe şey. Bu köşeyi sormuştu. Pardon, ilk olan yüzey miydi? Affedersiniz, yanlış yaptık. Burada kaç tane yüzey var? 5 tane yanda var. Yukarıda 6, aşağıda 7 yüzeyimiz var. Kaç tane köşemiz var? 5 yukarıda, 5 aşağıda, 10 tane köşemiz var. Kaç tane ayrıtımız var? Yukarıda 5, aşağıda 5, 10. Etrafta da 5, 15 tane de ayrıtımız var. Şimdi 7 tane yüzeyimizden birbirine paralel olanlar sadece üçgende olduğu gibi alt ve üst. O yüzden bunu yazıyorum. Ne diyeceğim? K, L, F, G, H ile A, B, C, D, E. A, B, C, D, E yüzleri birbirine paralel ve aynı uzunlukta. Şimdi burada diğer bu yüzeylerden paralel olan yok. Hani bunlar da eşit uzunlukta ama eşit ölçülerde yüzeyler ama dikdörtgenler. Ama paralel değiller. O yüzden onu yazmayacağım. Sonra ne demiş? Paralel olan ayrıtları sormuş. Tabii ki de taban ayrıtları üçgende olduğu gibi bunlar tek tek aşağıdakilerle eşleştirilecek yazarken. Örneğin KL ile ED gibi. Sonra yandaki yüzeylerde 1, 2, 3, 4, 5 tane ayrıt da birbiriyle eşleştirecek. Örneğin GB, FA gibi. Ama tabii 5'i de birbiriyle paralel bu şeylerin, kenarların kesişmiyorlar. O yüzden bunları tek 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 yazabilirsiniz. Şimdi evet, ne olduk? Bitti burası. Geldik şuraya. Üçüncü soru. Aşağıda açılımları verilen diyor. Prizmaların hangi prizmalar olduğunu altlarına yazınız. Şimdi bu iki yüzey, iki yüzey, iki yüzey. Bu dikdörtgenler. Dikdörtgenler prizması. Bu üçgen prizma. Hatta bu dik üçgene benziyor. Dik üçgen prizma da diyebiliriz. Şimdi şu beşgen prizma. Efendim şu küp. Şu da kare prizma.
Şunlar kareye benziyor çünkü. Evet. Dördüncü soru. Aşağıdaki noktalı kağıda karedik prizma. Karedik prizma. Üçgen prizma, altıgen prizma ve prizmaların açılımlarını çiziniz demiş. Açılım işine girmeyeceğim. Onu siz çizersiniz. Onu çizmek basit. Ben sadece prizma nasıl çizilir basit anlamda onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi karedik prizma demiş. İzometrik kağıt olduğu için 2 birim böyle, 2 birim böyle. Efendim 2 birim böyle, 2 birim böyle. Şimdi neden eğik çizdim de düz kare çizmedim? Çünkü bakış açısıyla alakalı. O yüzden şimdi şöyle, ha karedik prizmaydı değil mi? Aynen tabii, küp çizmeyeceğim sonuçta. Şöyle şunu çizdik. Şimdi buraya ne kadar indik? 2, 4, 5 indik. O zaman 2, 4, 5 de buraya indiğinde şu şekilde. Pek şekil olarak benzemedi. Tabii ki bunun yarısını almış olsam belki daha çok karedik prizmaya benzeyecekti. Evet şöyle almış olsam daha mı çok benzeyecek? Aynen. Bunun yarısını silelim o zaman. Şöyle alalım. Hop şöyle, şöyle, şöyle. Yapısal olarak böyle daha çok karedik prizmaya benzedi. Üçgendik prizma demiş. Üçgendik prizmada da pratik yol. Şöyle bir üçgen çizersiniz tepeden. Şöyle tam ortada birleşsin. İkizkenar üçgenimiz olsun. Şimdi ön taraf biraz daha aşağıda olur. Aşağı doğru 2, 4, 5 gittim yine. Bu yukarıdan 2, 4, 5. Bu yukarıdan da 2, 4, 5. Çünkü bunlar eşit uzunlukta. Şu da gözükecek. İçeride kalan kenarımız gözükmeyecek. Şöyle yapabiliriz. Hatta şunu da şöyle. Şöyle şöyle yapabiliriz. Altıgen dik prizma demiş. Şimdi altıgenimizi çizelim. İki kenarlı. Bu yanları birer kenar yapalım ki şey olmasın. Tamam. Şimdi yine bunları indirelim. Yine 5 indirelim. 5, 5. Efendim 2, 4, 5. Değil mi? Şuraya gelecek. Hop. Hop. 2, 4, 5. Şöyle oldu işte gördüğünüz gibi. Bu da altıgen prizmamız olmuş oldu. Açılımlar sizde. Geldik dik dairesel silindirin yüzey alanına. Hemen sorularımıza geçiyorum. Şimdi dairenin alanını hatırlayalım. Dairenin alanı nasıl bulunuyordu? Konu şöyle kısaca bir konu anlatayım burada. Şimdi öncelikle dik dairesel silindir açtığımızda iki tane dairemiz ve yan yüzey, o eğik yüzeyi açtığımızda da bir tane dikdörtgenimiz oluyor. Şu kenara ana doğru veya yükseklik deniyor. Şimdi ana doğru neden deniyor biliyor musunuz? Bu kapalıyken şuna ana doğru deniyor. Neden? Çünkü orada bir kesit yok. Hani dümdüz kesilmiş bir şey değil ama uzaktan baktığımızda böyle sanki orası dümdüzmüş gibi görüyoruz. O yüzden ona biz ana doğru diyoruz. Aynı zamanda bu eksenler arası yani merkezler arası silindirin eksenine olan eşit mesafeye eşit olduğu için de yüksekliğine yani orada bir sayı verdiyse o bizim yüksekliğimiz de oluyor. Silindirin yüksekliği de oluyor. Şimdi burada alandan bahsettiğimiz için dairenin alan formülünü hatırlamamız lazım. Yani pire kare hakim olmamız lazım dairenin alanına. Ekstradan şu yan yüzeyin dikdörtgenin alanını da bulmak lazım. Bunun için kenarları çarpacağız. Şu kenar zaten belli. Ya ana doğru verdiyse ana doğru, yükseklik verdiyse yani tek bir ölçüt veriyor zaten. Bunun ölçüsünü bize veriyor genelde alanı bulmak için. Ama şurayı vermeyebiliyor. Bunu da bulmamızın yolu var. Bu da tabanın çevresine eşit. Tabanımız da daire şeklinde olduğu için o yüzden burayı da 2 çarpı pi çarpı r formülüyle bulacağız silindirin içinde. Çünkü tabanın çevresine eşit oluyor. Şimdi gelin sorularımıza bakalım. Hemen şurayı temizledik. Formüllerimizi verdikten sonra diyor ki pi'yi 3 alın. Dikdörtgen silindirlerin yarıçap ve yükseklik uzunlukları verilen silindirin açılımlarını çiziniz demiş. Hemen yanına açılımını çizelim siyah kalemle. Şöyle bir yatay dikdörtgenimiz var. Şurası hop 3. Şurası hop 3. Burası 6. Hadi şu uzunluğu da bulalım. 2 çarpı pi çarpı r'den 2 kere 3. Pi sayımız 3 olduğu için 2 çarpı pi çarpı r. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımızda 3 verilmiş. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. Demek ki şurası da 18 santimetre oluyormuş. Dikdörtgenimizin parçası. Şimdi bu silindirimizi açacağız ama değişen bir şey yok. Yine yan yüzeyimiz dikdörtgen. Tabanlarımız daire. Yarıçapımız 4 verilmiş. İşte yatık olduğu için yükseklik 8 verilmiş. Yine 2 çarpı pi çarpı r'den 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 2 kere 3 6 6 kere 4 24. Şu dikdörtgenimizin bu kenarı da tabanın çevresi olan 24 santimetreye eşit olmuş oluyor.
Geldik ikinci soruya. Aşağıda açılımları, yarıçap ve yükseklik uzunlukları verilen dikdörtgen yüzey alanlarını bulunuz demiş. Hemen A'nın yanına başlayalım. Şimdi iki tane dairemiz var. Önce dairenin alanı pi'ye kare yapacağız. Pi sayımız 3, yarıçap 1'in karesi 3 çarpı 1'den 3. Bundan iki tane var. En sonunu ekleriz. Şimdi şu taban çevresini bulalım. 2 pi'den 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız neydi? 1. Değil mi? Bu durumda 2 kere 3, 6. Şurası 6 santimetreymiş. O zaman şimdi şu. Şimdi şuranın alanını bulalım önce. Şunun alanını bulduk zaten. Bunun alanı 3. Şunun alanı da 3. Şu alanı bulmak için de yükseklikle kenarı çarpacağız. 2,5 ile çarpacağız 6'yı. 2 ile 2,5'u çarptım 5. 3 ile çarptım 15 santimetre karede bura oluyor. Demek ki bizim alanımız 15 artı 3 artı 3 eşittir 21 santimetre kare olarak cevap karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi geldik B şıkkına, yan tarafına çözelim bunu da. B şıkkında önce dairemizin alanı bulalım. Pi çarpı R kareden. Pi'miz 3, yarıçapımız 2'nin karesi 4. O zaman 12 santimetre kare burası. Şurası da 12 santimetre kare. Hemen taban çevremizin uzunluğunu bulalım. Bu uzunluğu bulmak için 2 pi'ye yapacağız. 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız 2. 2 kere 3 6'dan 12 santimetre ediyor. Dairenin alanı bulmak için 3 çarpı 12 yapacağız. O zaman burası da 36 santimetre kare ediyor. Toplarsak eğer toplam alanı bulmak için 36 artı 12 artı 12'den burası da 60 santimetre kare olarak cevap karşımıza çıkmış oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik C şıkkına. 2,5 ne ya? Pi'ye kare alacağız biz. El insaf yani arkadaş. Neyse. Neyse. Şimdi burada pi'ye kare yapıp alanı buluyoruz. Pi sayımız 3. 2,5'un karesi 25'in karesi 225. 2,5'un karesi 2,25. 25'in karesi 225 olur mu? 15'ti. 25'in karesi 625'ten 6,25. Bir de bunu 3 ile çarpacağız. 18,75 oluyor. 18,75 ne bu? Santimetre kare. Bunun alanı da şimdi 18,75. Şimdi şu uzunluğu bulacağız. 2 pire ile. 2 pire ile 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 2 kere 3 6. 4 yükseklik ya, kafa gitti benim. Virgüllü sayı ya. Şöyle yapalım. 2 ile 2,5'u çarptım. 5, 3 ile çarptım. 15 de buraya çıktı. Buranın alanı da o zaman 15 çarpı 4'ten 60 çıktı. O zaman toplam alanı şuraya yazıp toplayalım. 60 artı 18,75 artı 18,75. O zaman burası 18 36 75 75 1,5 37,5 97,5 santimetre kare olarak karşımıza çıkmış oluyor sevgili arkadaşlar. Ve geldik şuna. Yani virgülü vermeseniz ölürsünüz. Allah'tan pi sayısını 3 vermişler. Şimdi şunu pi'ye kare yapacağız. Pi'ye kareden burası ne olmuş olacak? 3 çarpı 3'ün karesi 3 çarpı 9'dan 27 olacak. O zaman şunun alanı da 27 santimetre kare. Hemen şu uzun kenarın boyunu bulacağız. 2 pi'ye ile 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız 3. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18 de burasıymış. O zaman 3,5 ile çarpacağız 18'i. Şöyle diyorum. 18 2 çarpı 9. Önce 2 ile çarptım. 7. 7 kere 9. 63 santimetre karede burası çıkacak. O zaman şurada toplayalım. 63 artı 27 artı 27'den 63 ile 27'yi topladım. Yani 80, 90. 90'a 20 ekledim. 110. 7'yi de ekledim. 117 santimetre kare olarak da bunun cevabını bulmuş oluyorum sevgili arkadaşlar. Ben biraz hızlı çözmüş olabilirim vakit almasın diye ama mantık temelde aynı. Şimdi gelelim 3. sorumuza. Yandaki verilen dikdörtgen sinir teneke konunun çapı 12'ymiş. Çap 12 ise o zaman benim yarı çapım 6 olacak. Yüksekliği 18'miş. Yükseklik 18. Bu kutunun yapımında kaç santimetre kare teneke kullanıldığını bulunuz. Yani alanını sormuş bize. Dairemizin alanını bulalım. Pi'ye kareden. Pi'yi de 3,14 alınız demiş. Pi'miz 3,14. Bunu çarpacağız R kare olan 36 ile. Vallahi hesap makinesi kullanacağım. 113,04 ediyormuş burası. Şimdi buradan 2 pi'ye şu dikdörtgenin alanını bulacağız. Şurası 18. Burayı 2 pi'ye yapacağız. Yani 2 çarpı 3 çarpı 6'dan 2 kere 3 6 36 da burası çıkıyor. 36 ile 18'i çarparsak da buranın alanı da
348 çıkıyor. Şimdi tüm alanı toplayacağız. 113,04 burada var. Tabanda diğer 113,04 var. Bir de 348 var. Şu ikisi hemen 226,08. Bunu 348 ile toplarsak 6, 8 daha 14'ün 4'ü elde var 1. 2, 4 daha 6, 1 de elde 7. 2, 3 daha 5. 574,08 olarak cevabı bulmuş oluyorum sevgili arkadaşlar. Oy, pi'yi 3 alın demiş. Direkt ona bakıyorum artık. İyi en azından. Dik dairesel silindir biçimindeki süt tankının yan yüzünün alanı. Yan yüzünün alanı ne demek oluyor? Yani dikdörtgenin alanı. 115, 200'müş. Efendim, uzunluğu 2,4 metre. 2,4 metre yan çapının kaç santimetre olduğunu bulunuz. Şimdi uzunluğu 2,4 metre ise ne olmuş olacak? 2,4 metre kaç santimetre ediyor ya? 2,4 metre kafam durdu. 240 santimetre ediyor. O zaman hemen şunu 240'a bölelim. 115, 200'ü bölelim. 115'te kaç defa var? 4 defa desek 96, 5 defa 124 defa var. 96 düştüm. Şurası 9 oldu. Şurası da 1 oldu. 192'de 24 kaç defa var? Burada da 8 defa var. 192 oluyor. 0, 0, 0. 480. Demek ki şu kenarda 480'miş. Bu 480 neye eşit? 2 çarpı pi çarpı r'ye eşit. Pi'miz 3. 2 kere 3, 6. 480'i 6'ya bölersek demek ki yarı çapımız 80 santimetreymiş. Bize çapını sormuş. O zaman iki katını alacağız. O zaman cevap 160 santimetre olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Ne demiş? Yanda verilen dik dairesel silindir biçimindeki peynir kutusunun yüzey alanı, toplam yüzey alanı 462, yarıçapı 7. Bu kutunun yüksekliğini bulunuz. Şimdi açınımdan yola çıkalım şöyle. Şöyle dikdörtgen, şöyle daire, daire. Hemen dairenin alanı bulalım. Pi'yi 3 alın demiş. 3 çarpı 49. O zaman 3 kere 49 150 değil, 147. Şimdi 147 de burada var. O zaman toplamda 147 çarpı 2'den 4, 8, 9, 294 santimetre kare var. O zaman şu kenarda 462'den 294 taban alanlarını çıkartırsak burası 8 kalır. Burada 5'ten 9 çıkarsa 6, 3'ten 168 santimetre kare olur. Şu dikdörtgenin alanı. Şimdi biz burada neyi bulacağız? Şu tabandaki büyük çizgiyi bulacağız. Bu 2 pireye eşitti. 2 çarpı pi sayımız 3, yarı çapımız 7. 6 kere 7, 42. Demek ki buranın boyu 42 santimetreymiş. Düzgün yazayım onu, çok koyu oldu. Şöyle 42 verelim. Şimdi bir kenarda 168'i 42'ye bölersek yüksekliğini bulmuş olacağız. 168 bölü 42. Bu da burada zaten dikkat ederseniz 4 defa var. Demek ki bunun yüksekliği 4 santimetre oluyormuş. 6 yanda verilen yarım dik dairesel silindir biçimindeki depo demiş. Boyu 6 metre, çapı 3 metredir. Bu deponun yüzeyi boyanacaktır. Boyanacak yüzeyin kaç metre kare olduğunu bulunuz demiş. Şimdi bu yüzeyde tabanda bir dikdörtgen yok. Yarım yüzey, yani açınımdaki büyük dikdörtgen değil. Onun yarısını alacağız. Alt tabanla üst tabanında toplandığında bir daire olacak. O zaman bir dairenin alanını bulalım. Kapı dahil demiş. O yüzden komple alacağız. O zaman pire kareyi bulalım öncelikle. Pire kareden 3 çarpı çapı 3 demiş. Biz bunu çapını 1,5 alalım. 1,5'un karesi. Bu durumda 3 çarpı 1,5 2,25 metre kare olur. Bu da ne olmuş oluyor? 25,75 6,75 metre kare. Şimdi bunu ikiye falan bölmeyeceğim. Hem önde var hem arkada var. Topladığımızda bir tane ettiği için bu cepte. Şimdi gelin bu yüzeyin komplesinin yarısını alacağız bu sefer de. Bu yüksekliğimiz zaten 6 verilmiş. Şurayı da 2 pireden bulacağız. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız 1,5 olduğu için 2 ile 3, 9 metrede burası çıkıyormuş. 6 kere 9, o zaman burayı 54 olurdu normal şartlarda, 54 metrekare. Ama biz bunun yüzey olarak yarısı olduğu için, yarım olduğu için 27 metrekare alacağız. O zaman toplamda 27 metrekare öyle, 6,75 metrekare de öyle. Burayı toplarsak virgülden sonra 75'imiz var. Burası da 33,75 metrekare olarak cevap karşımıza çıkmış oluyor.
Geldik 7. soruya. Ne demiş 7. soruda? Kısa kenarı 6 cm, uzun kenarı 15 olan dikdörtgensel karton kısa ve uzun kenarları etrafında 360 derece döndürmesiyle oluşacak cisimlerin yüzey alanları farkını bulunuz demiş. Vay. Kısa kenarı etrafında dönmesini burada kısaca gösterebilirim. Şimdi 360 derece dönecekse, konuşamadım. 360 derece dönecekse dönme hareketinde tabanda bir daire çizecek. Bu daire yukarıda da aynı şekilde çizeceği için bu şekil birleştiğinde bir silindir oluşacak. Yani bize silindirin alanını bulun diyor ama silindiri iki farklı şekilde inceleyin diyor. Birisinde eğer bunun etrafında dönersek yarı çapımız 15 oluyor. Diğerinde de sevgili arkadaşlar çizerek göstereyim. Şunun etrafında dönersek o zaman burası turunu tamamladığı için yarı çapımız 6 cm oluyor. Şimdi birinci ve ikinci diye şöyle ayırıyorum. Birincide yarı çapımı 15, yüksekliğimi 6 alacağım. O zaman pi'ye kare yapıyoruz. Pi sayımız 3. 3 çarpı 15'in karesi 225. Burası o zaman 675 etti. Şimdi bundan 2 tane olacağı için şeyi hesaplarız sonra da eklemeyi yaparız. Şimdi yan yüzeyin alanı, yan yüzeyimiz sakın ha buradaki şu dikdörtgen değil bizim yan yüzeyimiz. Bizim yan yüzeyimiz yarı çapımız R, formülümüz her şeyimiz belli. Yan yüzeyin alanını bulmak için ne yapacağız? Önce yan yüzeyimizdeki taban kenarını bulacağız. Yani 2 pi ile taban kenarını bulacağız. Sonra da bunu h ile çarpacağız. O zaman her birini yerine yazalım. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız 15, h'ımız 6. Bu şartlar altında sevgili arkadaşlar ne olmuş oldu? 2 kere 3, 6, 6 kere 15. 90, 90, 6 kere 9, 54, 540 santimetre kare bu oldu. Bir 540'ım var. Artı 2 tane 675, 1200, 1350 mi ediyor? 75, 75, 150. Aynen 1350'miz var. Burada ne etmiş etti? 1890 etti. Bu birinci şartlarda. Şimdi ikinci şartları da kırmızıyla çözelim. Karışmasın. İkinci şartlarımızda da bu sefer haşımız 15, yarı çapımız 6 olacak. Hemen pire karemizi yapalım. 3 çarpı 36'dan 6'nın karesinden. Burası 108 etti. Şimdi 2 pi r h yapacağız yan yüzey için. Bakın yan yüzeyde güzel bir şey olacak. 2 çarpı pi sayımız 3, yarı çapımız 6, h'ımız 15. Bakın buraya dikkat edin. Çarparsak 6 kere 15, 90. 93 ile çarptım, 270. 2 ile çarptım, yine 540 çıktı. Yani yüzey alanımız ikisinde de aynı çıktı. Çünkü değişkenlerimiz yerleri değişse de çarpıldığında hani değişme özelliği var çarpmanın. O yüzden yan yüzeyimiz ikisinde de aynı. Demek ki tabanlar arasındaki fark bize cevabı verecekmiş. Olsun biz gene de burayı da toplayalım hazır böyle başlamışken. O zaman 540 artı 108 artı 108'den 216 oluyor. Onu da 216 yazalım. Çünkü iki tane tabanımız var. Bu durumda burası da ne olmuş olacak? 756 cm². Şimdi bu ikisi arasındaki farkı bulacağız. Yerim kalmadı. Şuraya biraz büyüterek yazacağım. 1890'dan neydi? 756'yı düşersek burası 4. Burası ne olmuş olacak? 4. Burası da 11 mi oluyor? Aynen. 1144 cm² olarak karşımıza çıkmış oluyor. Cevap. Ve geldik son sorumuza. Ne demiş son soruda bakalım. Yandaki pasta 2'deki dairesel silindir biçiminde yapılmıştır. Alttaki parçanın yarıçapı 6'ymış. Şunun yarıçapı 6. Yüksekliği 12 demiş. Yükseklik 12. Sonra üstteki parçanın yarıçapı 4. Bunun yarıçapı 4. Ve yüksekliği 8'dir demiş. Okey. Bu pastanın yüzey alanını kaç santimetre kare olduğunu bulunuz demiş. Şimdi üst yüzeyler, yan yüzeyler var. Şimdi pastaya şöyle tepeden baktığımızda burada püf noktası var. Pastaya tepeden baktığımızda bu alttaki ve üstteki üst üste gelir. Aslında biz burada neyi görmüş oluyoruz yüzey alanında? Birleşik, birleşmiş yani alttaki ile üstteki birleşmiş üst yüzeyin alanı sadece bir gün alanı kadar olmuş oluyor. Neden? Şu alttaki kısmı şurayı göremiyoruz ya pastada. Şurayı göremiyoruz ya şu İkincinin yüzeyi yani alttakinin şu yüzeyini göremiyoruz ya bu alt üstüne geliyor çünkü. Ama bu yüzeyde şu yüzeye eşit olmuş oluyor tabanına. Yani aslında biz burada sadece bir tane büyüğün şeyini hesaplayacağız. Bir tane büyüğün alanını hesaplayacağız. Çünkü şu küçükle şu parçanın
şu görünen parçanın alanını hesapladığımızda taralı bölgenin zaten bir tam elde etmiş oluyoruz. Bunu da nasıl çok iyi anlıyoruz? Bunu da şöyle üst yüzeyden baktığımızda bakın. Şu büyüğün taralı alanı, parçalı alanı, bu da küçüğün komple alanı. İkisi birleştiğinde aslında büyüğün alanı olmuş oluyor. O yüzden üst yüzeyi bu şekilde buluyoruz. Hemen üst yüzeyi büyüğün alanından bulalım. Yarıçap pi'miz 3, tamam mı? Pi'miz 3. Efendim yarıçapımız da 6'nın karesinden 36, 108 neydi bu? Santimetre kare. Şimdi bu pastanın üst yüzey alanı. Şimdi burada neyi hesaplayacağız? Yan yüzeyleri hesaplayacağız ama hem küçük hem büyük için yan yüzeyi hesaplayacağız. Ayrı ayrı. O zaman küçüğün yan yüzeyi için yüksekliğim 8. Burası da 2 pi r, yani 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 2 kere 3, 6, 24 de burası. O zaman 8 çarpı 24'ten burası ne olmuş olacak? 160, 192 mi oluyor? 4 kere 8, 32. Aynen 192 santimetre kare. Bu şunun yüzey alanı, yan yüzeyi. Şimdi şunu da yan yüzeyini hesaplayalım. Bunu da 2 çarpi pi r h, 2 çarpi pi'miz 3, yarıçapımız 6, yüksekliğimiz 12. Buradan hesaplayacağız. 2 kere 6, 12. 12 ile çarptım 144. 144'ü de 3 ile çarpacağım. Bu da alan olarak 432 santimetre kare ediyor. Şimdi biz toplam bunları hesaplayacağız. O zaman 432 artı 108 artı 192 diyorum. 432 ile 108'i toplarsam 540 mı oluyor? Evet, 540. 100 ekledim 640. 90 ekledim 640. 730, 732 santimetre kare olarak cevaba ulaşmış oluyorum sevgili arkadaşlar ve bu videoda burada bitmiş oluyor. Evet, biraz hızlı oldu ama umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni gelen arkadaşlarımız içerik takip için abone olabilirler. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka faydalı içerikle buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize bakın. Sağlıcakla kalın.